Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bu deprem münasebetiyle insanlar kaderi, depremin sebep ve hikmetlerini, Cenab-ı Allah'ın gazabını, rahmetini çok konuşur oldular. Şunu kabul etmemiz lazım. Bu toplum İslam'ı hakkıyla bilmiyor. Çünkü okullarda İslam öğretilmiyor. Okullarda din kültürü var. Bütün dinler öğretiyor. İslam'ı belki biraz daha fazla bir kültür olarak. Ahlak bilgisi de zaten ahlakla beraber sanki bir felsefi ahlak gibi. Olsa ne çıkar değerli kardeşlerim? Haftada bir saat bir ders yani. Yeter mi? İslam ki hayatı baştan sona kuşatmış, hayatın her alanına hükümler getirmiş, kanunlar koymuş, emirler, yasaklar, tavsiyeler, bir kısım teşvikleri var. Bunun böyle bir derse öğrenilmesi mümkün değil. Kaldı ki bununla beraber İslam düşüncesine ters, Batı düşüncesi diğer derslerle hep veriliyor. Yani diğer derslerin tamamı ve bu arada sosyal bilgiler, felsefe grubu, Batı düşüncesinin etkisinde. Hep Batı düşüncesi. Böyle olunca yani zaten Müslümanların yeteri kadar dini bilgileri yok. Sosyal medyada veya medyada, televizyonlarda yapılan toplantılarda bu tür konuşmalar milleti üzüyor ve bir kısım olumsuzluklara sebep oluyor. Efendim, kader var mıdır yok mudur? Kader elbette vardır. Kadere iman, İman şartlarından birisidir bize göre. Ama kader nedir? Kader, Cenab-ı Allah'ın evet her şeyi önceden takdir etmesi, bilmesi ve onu bir levh-i mahfuza yazması, vakti saati gelince Cenab-ı Allah'ın bu takdir ettiklerinin meydana gelmesine de kaza diyoruz. Kader ve kaza. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın takdiri iki türlüdür. Birisi kendi dilediği gibi yapar, ikincisi bizim irademize, cüz'i irademize bakarak, bizim irademizi hesaba katarak yapar. Şimdi biz Türkiye'de dünyaya gelmişiz. Türkçe konuşan bir babadan, anadan. Bu bizim elimizde değil. İşte bu kaderdir. Tam bir kader. Tam bir Cenab-ı Allah'ın iradesidir yani. Maraş'ta dünyaya gelmişiz. Başka bir yerde değil. İşte bu da bir kaderdir. Boyumuzun uzunluğu, kısalığı, sağlıklı dünyaya gelişimiz veya gelmeyişimiz, çok zeki oluşumuz, olmayışımız, hafızamızın güçlü olması, olmayışı, bunlar da bizim dahlimiz yok yani. Rengimizi biz tercih etmedik. Türk ırkından, Kürt ırkından, Arap ırkından, Acem ırkından, hangi ırktan, hangi dili konuşur olduğumuzu, coğrafyamızı biz seçmedik. Bunlar da kaderdir. Ama değerli kardeşlerim, Allah-u Teala bir de irade vermiştir insana. Diyor ki bak şu işler güzel işler, şu işler kötü işler, şu işler hayır işler, şu... bunu din göndermiş. Peygamberler aracılığıyla insanlara karanlıklardan aydınlığa çıkartmış. Unuturlar diye bir de kitap göndermiş peygamberlerle beraber. Hidayette dalaletten, eğriyi büğrüden, değil mi? Eğriyi büğrüyü doğrudan ayırmış. Yani hayır, şer, iyi, kötü, güzel, çirkin. Bütün bunları da ortaya koymuş. Ve sana bir de irade vermiş. Bunlardan hangisini seçersen ben onu senin için yaratırım. Seçtiğin için sorumluluk sana ait. Ben yaratırım çünkü benden başka yaratıcı yoktur diyor. Ama senin seçmen de beni icbar etmez. İstersem yaratmam da yani. Ama genellikle seni sorumlu tutacaksam senin kendi özgür iraden ile seçip yaptığın, teşebbüs ettiğin işlerden seni sorumlu tutacağım diyor. Bu neye benzer? Şimdi takvimi açıp bakıyoruz ki diyor 7. ayın 6'sında ay tutulacak diyor. Halbuki bu takvim daha yılbaşı gelmeden önce basıldı, bize verilmişti. 1. ay geçti, 2. ay geçti, 7. ay geldi, hakikaten de 6'sında ay tutuldu. Şimdi ben size sorayım. Bu ayın tutulması takvimde yazıldığı için mecbur tutuldu mu?
Yoksa bu ayın tutulacağını ilim ile alimler, astronomi bilginleri önceden bildiler bir hesapla. Dediler bu tarihte tutulacak, yazdılar. Takvim de bunu yazdı. Onun için mi tutuldu? Herhalde takvimde yazdığı için tutulmadı. Alimlerin önceden bilmesi gibi. Şimdi burada bir deprem oldu. Allah'tan başka yaratıcı yok. Bu depremi yaratan Allah oldu. Ama bu depremin bütün suçunu Cenab-ı Allah'a mı vereceğiz? Hayır. O zaman katil, ya Rabbi alnıma katilliği yazdın, benim elimden bir şey gelmez, ben katil olacaktım, oldum derse haklı mıdır yani? Bu tür konuları geçmişte de çok tartışmışlar ve kaderiye, cebriye, mutezile bir sürü bid'at mezhepler, yani İslam düşüncesinde yanlış düşüncelere sapmış ama dinden çıkmamış mezhepler oluşmuş. Ehli sünnetin dışında kalmışlar. Ehl-i sünnet, peygamberimiz ve ashabının üzerinde yürüdüğü, kabul ettiği anlayış ve yoldur yani. Bunun dışına çıkmışlar. Şimdi ne yapayım, kaderimde varmış, rüzgarın önünde kuru bir yaprak gibi, kader beni nereye savurursa oraya giderim, alnıma ne yazılmışsa. Yok böyle bir şey. Böyle söyleyen bir adam puh deyip de bir sille vursanız, ne vuruyorsun yavdur. Kaderimde varmış sana bir sille vurmak. Benim suçum ne arkadaş dersen, İkna olur mu? Olmaz. Sana vurmayı ben düşündüm, karar verdim ve teşebbüs ettim, icraata koyuldum. Allah da yarattı. Olaylara kendi irademizi katılacağız. Haşa, Allah zalim değildir. Ama kullar kendilerine zulmederler, zulmü tercih ederler, zulmü seçerlerse Allah da verir. Niye şer istiyorsun? Niye zulüm istiyorsun? Niye kötülük istiyorsun? Şurada iyilik de var, onu yapsana. Ama madem istiyorsan buyur yap. Bunun cezasını da çekersin. Sorumluluğu da var. İşte bu yüzden. Eğer insanın iradesi olmasaydı sorumlu olmazdı. Cenab-ı Allah cenneti ve cehennemi yaratmaz o zaman. Ayet-i kerimeleri de bazen yanlış anlıyoruz. Mesela Şura suresi 30. ayet-i kerimesi. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُسِيبَتِنْ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ başınıza gelen herhangi bir musibet, yani acı veren, sıkıntı veren şey, efendim, فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir yani. Kendi ellerinize işledikleriniz yüzünden. Bununla beraber وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ daha Allah-u Teala çoğunu da affediyor. Şimdi ellerimizle yaptıklarımız çok önemli. Arkadaş, bu binayı yaparken deprem diye bir olay var. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالِهَا ayetler okuyorsun. Allah-u Teala geçmişte bazı kavimleri heykeller olduğu gibi Kur'an'da yazıyor kıssası. Depremle helak etmiş. Bunu okuyorsun. Deprem diye bir gerçek var. Fay hatlarını Allah-u Teala'nın sana verdiği bilgiyle öğreniyorsun. Sana bu aklı ve bu ilim öğrenme kabiliyetini veren Allah. Öyleyse sen şu deprem bölgesinde evini daha sağlam yapacaksın. Binanın malzemesinden çalmayacaksın. Yani deprem ille de musibet ille de yani ceza olarak gelmiyor. Masum çocuk apartmanda oturuyor. Anası babası da masum belki. Bir müteahhit yapmış ama hırsızlamış mesela. Çok konuşuluyor. Hakkını vermemiş. Ama bir bina da var müteahhit. Aslan gibi hakkını vermiş binayı. Sağlam yapmış. Bu yıkılıyor, o yıkılmıyor. Demek ki yıkılıyor. فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ ellerinizle yaptıklarınız yüzünden bu musibete düşer olduğunuz sorumluluk sizde. Niye Allah'ı suçluyorsunuz? Zina ederseniz, geçmişte frengi gibi, bel soğukluğu gibi hastalıklar başınıza gelir. Şimdi AIDS hastalığı hala sıkıntı. Kesin bir tedavisi yok. O yüzden
Cinsel ilişkilerinize dikkat edin, herkesle yapmayın, yoksa bilmem şöyle yapın, böyle yapın, tedbir alın diyorlar. Yapmayın bu zinayı. Yaparsanız bu hastalık düşer. Burada Cenab-ı Allah'ın haşa sümme haşa bir suçu mu var? Size bir kastı mı var? Size bir zulmü mü var? Yok. Ve ma asabakum min musibe, musibetten acı verecek, sıkıntı verecek, bela verecek her ne ki size geldi, elleriniz yüzünden. Siz öyle yaptınız, tercih ettiniz, teşebbüs ettiniz. Allah da verdi. Allah-u Teala ezelde sizin size verdiği iradeyle, akıl, kabiliyet ve iradeyle hayır ya da şerden, iyi ya da kötüden, faydalı ya da zararlıdan hangisini seçeceğinize dikkat, altını çiziyorum, ilim sıfatıyla biliyordu. Allah'ın ilmi bizim ilmimize benzemez. Bizim ilmimiz geçmişi bilir, geleceği bilmez. 5 dakika sonra ne olacağını biz bilemeyiz. Ama Allah bilir. Geçmişi de bilir, geleceği de bilir, bütün zamanları bilir. Bizim nasıl davranacağımızı bilir. Dikkat, altını yine çiziyorum. Bizim davranışımızı önceden bilip tespit ediyor. Sen teşebbüs ediyorsun. Sen iradeyi cüzyeni öyle kullanıyorsun. Hayır ya da şer. Örneğimiz deprem. Bu binanın sağlam yapılması ya da çürük yapılması. Biliyorsun sen bunu. Sağlam yaparsan bu depremde zarar görmeyeceksin. Çürük yaparsan ya da çürük yapıp sağlam yaptığın insanları kandırırsan hile ve aldatma ile, o insanlar da zarar görürler. O masumlar bu musibetin zarar görmenin mükafatını alırlar. Ama sen sebep olan zalim, bunun cezasını çekersin ya. O bakımdan Allah'ın ilim sıfatını iyi nazara almak lazım. Bizim ellerimizde yaptıklarımız yüzünden. Daha da çoğunu Allah affediyor diyor. Çünkü her yaptığımız yanlış, her yaptığımız hata bir cezadır yani. Niye devlet var? Niye hukuk var? Niye kanun var? Toplumsal hayatı düzenlemek için. Niye hak hukuk var? Niye özgürlükler sınırlı? Benim özgürlüğümün bittiği yerde senin özgürlüğün başlıyor. Birbirlerimizin hak ve hukukuna saygılı olmamıza. Ben hukuk tanımam, ben kanun tanımam, ben istediğimi yaparım desen o ülkede ağız tadıyla yaşayamazsın. Barış, huzur göremezsin yani. Zarardır, ziyandır. Cezası kim? Allah böyle mi yarattı bu toplumu? Hayır. Size dedi ki bu toplumu Allah'ın şu kanunlarıyla, güzel kanunlarıyla idare ederseniz, hakkınızı bilir, başkalarının haklarına saygılı davranırsanız, helal harama, güzel ahlaka, fazilete göre yaşarsanız mutlu olursunuz. Değilse hayat burnunuzda fitil fitil gelir. Niye Allah'ı suçluyorsunuz? İnsanların kendi dahli olmadan başına bir musibet de gelebilir. Yoldan gidiyorsunuz, kibar kibar. Karşı taraftaki bir sarhoş binmiş ve basmış kaza, kendi şeridini ihlal ederek sizin şeridinize geliyor ve size vuruyor. Sizin bir suçunuz var mı? Yok. Musibet mi bu? Tabii ki musibet. Malınız da gitti, canınız da gitti. İşte bu musibetin Allah mükafatını verir. Sevin. Günahınızı affeder, kusurlarınızı bağışlar, vefat edenleri cennetine koyar inşallah. Kalanların da günahlarını bağışlar bu yüzden. Yeni bir fırsat verir. İkaz eder belki, yanlışlarına tövbe ederler. Bu olur. Bazen Allah Celle Celaluhu sevdiğine öyle musibet vererek derecelerini de artırır. Bunun örnekleri çok, başka bir sohbetimizde verebiliriz. Öyleyse değerli kardeşlerim, deprem dahil musibet geldiği zaman Allah'ı suçlama yerine bizim ellerimizle neler yaptığımıza bakarak kendimiz önce kendimizi bir sorgulamalıyız. Muhasebemizi yapmalıyız yani. Allah Erhamur Rahim'indir. Merhametliler merhametlisi. Dilerse kendisi de musibet verir,
mükafatını da verir. O onun için hayırdır, şer değil. Hak şerleri hayır eyler, zannet belki gayr eyler, arifanı seyir eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bazı şeyler aklımız yetmeyebilir, her şeyi bilmeyebiliriz, hikmetini kavrayamayabiliriz. Nitekim bizim kapasitemiz de sınırlı. O yüzden büyük veli demiş, deme niçin şu şöyle, yerinde dur ol öyle, sen sonunu seyreyle, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Adam otobüsü kaçırmış. Tuh ya, İstanbul dişim vardı. Kaçırdık bu otobüsü, gidemedik diyor. 5 dakika sonra bir haber geliyor. Kaçırılan otobüs falan yerde devrildi. Bir sürü ölü var diye. Bu sefer de iyi ki içinde ben yokmuşum, iyi ki kaçırmışım diyor. Değerli kardeşlerim, o kazada şoförün kusuru var mı? Arabanın kusuru var mı? Bakımı yapıldı mı? Bir sürü sebepler var. Yol güzel miydi? Yolu güzel yaptı mı derler. Niye hemen Allah'a suçluyoruz? Önce kendimize bakalım. Kendimizi kontrol edelim. Allah kullar için daima hayır diler, şer dilemez. Biz de kendimiz için hayır dileyelim. Hoşça kalın ve selam.